yere. Kardeşini uyandıracaksın. Ne acayip bir şeymiş. Anlamadım gitti. Bu Nişamal Veoket. Evet. Beşinci aşamaya geçtim. Yaşasın. İşte bu harika. Özgür duyunca kulaklarına el alamayacak. Üçüncü aşamayı bile geçemezsin demişti bana. Emredersin Komutan Gonzo. Komutan Gonzo da kim? Bu oyunu tüm arkadaşlarınla paylaş. Dünyayı ele geçireceğiz, hatta tüm evreni. Emredersin Komutan Gonzo. Emre, hadi kalk, geç kalacaksın. Ya çok uykum var. Bütün gece bu bilgisayarın başında otursan uykun olur, kalk. Hiç de bile. Emre hemen kalkıyorsun, hadi. Hiç olmazsa girmeme yardım et, çok uykum var. Onu bilgisayarın başında otururken düşünecektin. Hadi kaldır kolları. Aman ama ne olur bir kere şöyle üf diye üfle sanki. Olmaz. Alışacaksın güzelim, alışacaksın. Emre, neyin var? Derste de hep uyudun. Öğretmen kızacak diye ödüm koptu. Hasta mısın yoksa? Yo, hayır, çok uykum var. Neden? Uyumadın mı dün gece? Bilgisayarda oyun oynadım. Nasıl, çok eğlenceli değil mi? Hem de nasıl. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Biliyor musun, 5. aşamaya kadar geldim. Hatta Komutan Gonzo benimle konuştu. Gerçekten mi? Şaka gibi. Ben 3. aşamayı bile geçemedim. Boynu çoğaltıp herkese vermeliyiz. Parasıyla ama. Tabii. Emre, bu hani hiç beğenmiyorum. Hiç. Peki bataklığı geçerken ne yapıyorsun? Ben bataklığı geçerken 2 kez napal bombası kazandım. 5000 puan aldım. Hadi canım, sen de. Biliyor musun, 5. aşamaya gelmiş. Ayrıca Komutan Gonzo beni tebrik etti. Ama dağıtıyorsun ha. Sen de bu oyunla kafayı bozmuşsun oğlum. Asıl kafayı yaz sensin. Şimdi Emre, ne yapıyorsun Emre? Öğretmenim, öğretmenim. Ne yapıyorsunuz çocuklar Emre, orada? Emre, ağrısana. Emre, ayrıl bakayım. Şşt, kalk, sen de kalk. Çabuk ikiniz de odama. Emre, bir bilgisayar oyunu yüzünden kavga ettiğinize inanamıyorum çocuklar. İnanamıyorum. Ama öğretmenim. Bakın çocuklar. O şiddet dolu oyunlarda gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil. Sanal bir dünya o. Bakın, güzel arkadaşlığınızı ne hale getirdi, gördünüz mü? Benim üzerime ilk o saldırdı. Bakın çocuklar, böyle şiddet dolu, sadece yok etmeye yönelik oyunlar size yarar değil, zarar verir. Evet öğretmenim. Bize ceza verecek misiniz? Hayır. Sizinle oyun oynayacağım. Bizim zamanımızda ne güzel oyunlarımız vardı. Saklambaç, köşe kapmaca, körebe, yağ satarım, bal satarım. Bu da bir ceza sayılır. Hadi bakalım, gelin benimle. Ne güzel oynayacağız sizinle. Evet. Hayatımda daha sıkıcı bir şey görmedim. Ben de.